Şimdi sahneye bir başka YGA mezunumuzu davet edeceğim. Boğaziçi'nden mezun oldu. Önce Intel'de çalıştı, ardından Unilever'de. Daha şimdi de Diageo'da grup marka müdürü olarak çalışıyor. İş hayatında aslında çok başarılı biri. Ama YGA'nın da daha da başarılı olması için akşamları gönüllü çalışıyor, bilim projesine destek veriyor. İş hayatında öğrendiklerini hafta sonları YGA gönüllüleriyle paylaşıyor. En son 2 hafta önce balayında zirve formlarını okuyordu hatta. Ama bu yoğunluğun arasında görüp görebileceğiniz enerjisi en yüksek, en pozitif kişilerden ve onu etrafına saçıyor. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Karşınızda YGA mezunu Hazan Aydın. Şimdi Ömer böyle anlatınca çok heyecanlandım. Zaten heyecanlıydım. Bugün benim annem ya da babam burada değil Sinan abi gibi. Ama benim de Ömer'in az önce bahsettiği gibi henüz daha yeni evli olduğum eşim burada. Herhalde benim de heyecanımın sebeplerinden biri o yukarıdan bir yerden beni izliyor. Eğer böyle bir başlangıç yapmasaydım aklımda aslında size YGA'ya ilk girdiğimde duyduğum bir sözü sizinle o sözü paylaşmak vardı. O söz ise şöyle diyor. Nereye gidersen git, gittiğin yere ruh kat. Ben bunu yıllarca önce Mevlana'nın söylediği bir söz. Ben bunu 12 sene önce enisten duymuştum ilk YGA'ya girdiğimde. Ve açıkçası o zaman vay çok havalı söz, ben bunu Facebook'ta paylaşırım diye düşünsem de tam olarak ne olduğunu da anlamamıştım. Sonrasında YGA'da gönüllü olarak çalışmaya başladım. Projeler ürettim. Anadolu'nun farklı yerlerine gittim ve atölyelerde görev aldım. Ve sonrasında okulum bitti. Okul bitip iş hayatına girdikten sonra aslında bu söz benim için anlamlanmaya başladı. Çünkü o zamana kadar ben birlikte başarmak, pozitif challenge ya da öz sevgi gibi kavramların YGA dışında bir yerde olup olmadığını hiç sorgulamamıştım. Çünkü biz zaten YGA'da bu değerlerle proje üretiyorduk ve zaten doğal olarak hep onların içerisindeydik. Ve orada fark ettim ki eğer benim olduğum yerde bu değerler yoksa ben çok mutsuz olurum. Ve çok mutsuz olduğum için de aşkla, şevkle burada ürettiğim gibi projeler üretmem mümkün olmaz. Ve işte orada bu söz tekrar hayatıma girdi. Eğer gittiğim yerde bu değerler yoksa, o zaman orada o değerleri yaşatmak için benim çaba sarf etmem gerekiyor. Ve bunu fark edince de YGA benim gözümde sadece bir kurum, sadece bir çatı, sadece etten kemikten bir yer olmaktan çıktı ve bu iklimin yaşandığı her yer YGA olabilir diye düşündüm. Şimdi de aslında sizinle tanıştıracağım kişi az önce söylediğim sözün mekandan bağımsız olduğunun kanıtı gibi. Kendisi gittiği her yere ruh katan ve YGA ile tanışıklığı çok kısa olmasına rağmen YGA içinde çok büyük değer üretmiş bir insan. Derya Matraş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra New York, Kolombiya'da master yapmaya gidiyor. Ve daha sonra içerisinde McKinsey'nin de olduğu birçok çok uluslu şirkette çalışıyor. Şu anda ise kendisi Facebook Türkiye'nin ülke direktörü olarak görev yapıyor. Tahminen aklınızda bir profil belirdi ben bunların hepsini arka arkaya sayınca ama Derya abla bu gözünüzde şu anda canlanandan oldukça farklı bir profil. O yüzden ben süreyi daha fazla uzatmadan Derya ablayı sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Derya abla. Bu ilk YGA zirvesi deneyiminiz. Evet. Ve ben az önce siz gelmeden önce birazcık sizden bahsettim zaten duydunuz diye tahmin ediyorum ama orada aslında çok önemli bir şeyden de bahsetmedim bence. YGA'ya bu kadar zaman ayırırken bir yandan da aslında sizin oldukça yoğun bir takviminiz var. Ve biz işte bu Facebook YGA Hayal Ortaklığı kapsamında da YGA'nın, Facebook'un takımıyla da, yani Derya ablanın takımıyla da çok fazla çalıştık ve orada aslında Kaan'ın, Ajda'nın bize söylediği belki de ortak şeylerden bir tanesi Derya ablanın ne kadar tutkulu çalıştığı ve her şeyi ne kadar hakkını vererek yapmayı sevdiği. Ve bunu söylerken de şunu söylemem lazım, Derya abla Londra'da yaşıyorsunuz, bütün Türkiye pazarını yönetiyorsunuz, sürekli yurt dışına seyahat ediyorsunuz ve 2 tane de çocuk büyütüyorsunuz. Ve bütün bu takviminizin içerisinde de YGA'ya vakit ayırıyorsunuz. Öyle ki aslında biz tanıştıktan 1,5 ay gibi kısa bir süre sonra Türkiye'deki en büyük yaratıcılık festivallerinden birinde YGA ve Facebook ortak bir iş yaptı ve siz de bunu öneye koydunuz. Aslında başlamadan çok kısa bir onun videosu var. Onu izleyelim tamam. Hem de arkadaşlar da görsün istiyorum. Onu oynatabilirsek şahane olur.
Merhabalar, ben Murat Ugiş. YGA'nın Bilim Seferberliği Projesi'ne liderlik ediyorum. Hack for Good projesi, Facebook'un dünyayı daha iyi bir yer haline getirme misyonuyla reklam ajansları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdiği yaratıcı bir fikir yarışması. Bu yılda Felis Ödülleri kapsamında gerçekleştirilen projede Bilim Seferberliği Projesi'ne destek veriliyor. Yarışmaya şimdiye kadarki en yüksek başvuruyla Türkiye'nin en önemli 16 reklam ajansı katıldı. Facebook ve reklam ajanslarından üst düzey yöneticilerin katılımıyla birlikte tüm projeleri değerlendirdik ve 4129 Grey Ajansı'ndan genç ve yetenekli bir ekip kazandı. Reklam ve pazarlama dünyasının en prestijli ödüllerinden Felis Töreni'nde ilk ödülü aldılar. Şimdi de kazanan ekip Londra'da Facebook Creative Shop ekibiyle birlikte bir eğitime katılacaklar ve fikirlerini hayata geçirmek için çalışacaklar. Bilim seferberliğine yepyeni bir bakış açısı getirecek kampanyayı biz de heyecanla bekliyoruz. Aynı zamanda pazarlama ekiplerinin ve iletişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği Brand Week organizasyonuna da davet edildik. Derya Matraş'ın modere ettiği, Levent Erden, Ezgi Mola gibi önemli isimlerin katıldığı panelde Asude de bilim seferberliğini anlattı. Bilim seferberliğinin ana amacı en dezavantajlıya en son teknolojiyi götürebilmek. Bu kapsamda dünyanın en önemli teknoloji şirketlerinden biri olan Facebook'la işbirliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz ve bu birlikteliğin büyüyerek devam edeceğine inanıyoruz. Aslında Derya abla, evet. Zaten bu reaksiyonu da aldıktan sonra aslında ben daha fazla sözü uzatmayayım. Şunu çok merak ediyorum. Bu kadar kısa sürede YGA için bu kadar enerji vakfettiniz ve zaman vakfettiniz. YGA'da sizin kalbinize dokunan ne oldu? Bunu aslında bir de sizden dinleyelim isterim. Çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel anlattın. Arkadaşlar ben Asude'ye dedim ki artık son toplantımızdan sonra. Asude lütfen bundan sonra toplantılarımızı günün ilk saatine ve haftanın da ilk gününe al. Çünkü gerçekten en güzel saatlerim oluyor. İnanılmaz büyük bir enerjiyle doluyorum. En azından bütün gün ve bütün hafta güzel geçsin. O yüzden asıl siz bana değer katıyorsunuz, bana enerji veriyorsunuz. Bence simbiyotik bir ilişkimiz var orada. Aslında bu karşılıklı yani. Biz de ne zaman Derya ablayla birlikte bir şey yapsak ya da toplantı yapsak aynı enerjiyi biz de alıyoruz ve bu herhalde karşılıklı yansıyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi. Evet. Şimdi senin soruna cevap vermeden önce tabii ki muhteşem şeyler yapıyorsunuz. Yani o inanılmaz ilham veriyor bana ama ana nedeni hani neden bu kadar zaman ayırıyorum ve nerede en çok kalbime dokundunuz? Ona girmeden önce biraz bir genel anlamda Türkiye için ve Türkiye'nin geleceği için ne düşünüyorum? Çünkü onunla alakası var. Ondan bahsetmek isterim. Şimdi Türkiye'nin orta uzun vade geleceği için en önemli konu eğitim. Özellikle de ilim, bilim, teknoloji eğitimi. Teknolojiye olan tutkum nereden geliyor? Çünkü teknoloji çok geniş kitlelere bir fırsat eşitliği vermemizi sağlıyor, değil mi? Fakat aynı zamanda teknoloji çok hassas bir dengesi var. Hassas demek de şunu kastediyorum. Eğer iyi kullanırsak çarpan etkisiyle ileri gidebiliriz. Kullanmazsak da çarpan etkisiyle geride kalabiliriz. Yani o yüzden bizim gibi 80 milyonluk bir nüfusa sahip, bu nüfusun %40'ının 25 yaşında olduğu bir ülkede teknoloji konusunda bu kadar tutku duyan bir kadına siz gelip diyorsunuz ki biz Anadolu'ya bilim götürüyoruz. Biz en dezavantajlı çocuklara en ileri teknolojiyi götürüyoruz. En dezavantajlı sevgi evlerindeki işte görme engelli çocuklara, mülteci çocuklara teknoloji öğretiyoruz. Bir de bunu yaparken Facebook platformlarından bu okulları, öğrencileri ve öğretmenleri buluşturuyorum diyorsunuz. Sonra bana soruyorsun neden kalbime dokundu diye. Gerçekten çok çok ilham veriyor bana yaptıklarınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten bazen ülkenin gündeminden yorulup böyle size gelip enerji bulup yeniden geri gidiyorum. Burada aslında söylediğiniz çok kıymetli bir şey var ki bence YGA'daki bilim seferberliğinin de özünü de güzel anlatıyor. Yani teknolojinin çok kuvvetli bir araç olduğu ve aslında bunu eğer iyi kullanırsak çok ileriye taşıyabileceği ama eğer gerisinde kalırsak da o zaman çarpan etkisiyle bizi geri götüreceği. Ki burada zaten söylediklerinizden aslında sizin yaptığınız işleri hem iyi yaptığınız hem de bunlarda bir anlam bulmaya çalıştınız ki ilk buluştuğumuzda yani ilk şeyden beri de sizinle ilgili bizi en çok etkileyen şeylerden biri buydu. Siz de zaten forumlarda da görmüşsünüzdür. Buradaki gençlerin de çoğunun aklındaki soru bu. Yani hem anlamlı hem de başarılı bir hayat yaşanabilir mi?
Otostopçunun Galaksi Rehberi diye bir kitap var. Orada bilgisayara soruyorlar bu soruyu. Diyor ki 1 milyon yıla ihtiyacım var cevap vermek için. Zamanınız varsa ben başlayayım. Tam o kadar olmayabilir. Anlamlı ve başarılı hayat dedin değil mi? Evet. Anlamlı ve başarılı hayat mümkün tabii. Mümkün, zor ama mümkün. Yani bunun için çok çalışmak lazım bence. Belki anlamlı hayattan, anlamlı bir iş yapmaktan konuşmadan önce nedir bu anlamlı iş? Onu bir tanımlamak lazım. Bunun kredisini ben kendime almayacağım. Çok sevdiğim, kardeşim gibi sevdiğim ve hem bana mentörlük yapan, hem benim mentim olan çok sevdiğim bir arkadaşım var. Serhat Karahan, buradan selam gönderiyorum. Onun bir formülü var. Diyor ki anlamlı iş diyor, çözmeye çalıştığın şeyin, problemin büyüklüğü çarpı getirebileceğin etki. Çözmeye çalıştığın problemin büyüklüğü çarpı getirebileceğin etki. Şimdi iki tane opsiyonumuz var bence biz buradaki gençler olarak. Kendimi de genç kategorisine koydum bu arada. İki şey yapabiliriz. Bir, bu yolculuğun başında, hayat ve kariyer yolculuğumuzun başında anlam arayışına girip hani bu konuda çalışmaya karar verebiliriz. Çok büyük bir problemi çözmeye çalışıyor olabiliriz. Ama donanımımız daha tam yerleşmediği için, daha donanımı kazanmadığımız için getireceğimiz etki göreceli olarak daha az olabilir. Onu kompanse etmek için daha çok çalışmamız gerekebilir. Ya da çok büyük bir probleme çok yaratıcı bir çözüm bulup, gerçekten hiç kimsenin yaklaşmadığı gibi yaklaşıp çok büyük bir etki de getirebiliriz. Bu bence YGA'nın yaptığı şey. Evet. İkinci opsiyonda ben biraz o yolu seçtim. Yani öncelikle kendi donanımımı bir inşa edeyim. Çünkü ne yapmak istediğimi bilmiyordum. Ben gerçekten bugün de çok sevgili Yiğit, Sıla ve Zeynep'le öğlen yemeği yedik. Ve çok etkilendim. 16, 18 ve 21 yaşlarındalar. Benim şu an 40 yaşında çözdüğüm şeyleri onlar şimdiden çözmüşler. Yani gerçekten böyle de bir yere doğru gidiyoruz dünyada. Bu şeyleri ben öyle değildim o yaştayken. Ve dedim ki önce bir evet mühendislik okuyayım, sevmedim ama okuyayım dedim. Çünkü o bana o donanımı verecek, daha sonra ne yapmak istediğimi bulacağım ve daha çok opsiyonum olacak onu okuduktan sonra dedim. İnanın arkadaşlar, mühendislik eğitimimin herhalde her gününden nefret ettim. O kadar zordu ki yani gerçekten. Mühendisler var mı arada? Var mı arada mühendisler? Evet, çoğunluk mühendis, evet. Beni anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğim? Ya laboratuvarlarda çürüyeceğim dedim. Yani gerçekten. Bir de 52 kişiydik bir sınıfta. 4 tane kız vardı. 4 kızdan biriydim ben. Dedim benim burada ne işim var? Bari endüstri okusaydım, elektronikte ne işim var? Yani hep bunları böyle sorguladım. Ama hep kendime hatırlattım aslında ileride ne yapmak istiyorum ve niye şimdi onu yapıyorum. Daha sonra danışmanlık sektörüne girdim. Bu arada üniversiteyi bitirdim. Hala daha aklımda şey yok. Ne yapacağım belli değil. Ondan sonra dedim o zaman danışmanlık yapayım. Çünkü her şeye bakabilirim o arada. Yine bulmam lazım ne yapacağımı. Danışmanlık dediğin şey günde 18 saat çalışıyorsun. Ben arkadaşlarımı arardım. Arkadaşlar işte şey yapalım mı, gelin akşam erken çıkacağım bir şeyler içelim. Gece 11.30 yani erken çıkacağım dediğim saat. Normalde 3'te 4'te çıktığım için ofisten. Ama baktım o bana çok kısa zamanda bu danışmanlık tecrübesi farklı sektörleri, farklı fonksiyonları, farklı ülkeleri tanımama yardımcı oldu. Neyi sevip sevmediğimi anladım. O yüzden hani kendimizi aslında sevmediğimiz bir şey yapıyorsak, daha anlam bulamadıysak şeyi hatırlatmak lazım. Yani ileride aslında hani bu benim bir noktada benim için mantıklı olmaya başlayacak. Yani geriye doğru baktığımda noktaları birleştirebileceğim. İstersen burada durayım, senin burada, sanki başka soru. Ya aklıma şöyle bir şey takıldı aslında siz anlatırken. Peki Derya abla burada hani ya ben bundan vazgeçemem. Tamam donanımı da hani geliştireceğiz ve bunun için bir süre belki zorlanabiliriz. Ama hiç vazgeçemem dediğiniz bir şey olmadı çok, mı? Çok net benim için oldu o. Mesela şeyi çok beğeniyorum. Viktor Frankl'ın bu bir insanın anlam arayışı diye bir kitabı var. Orada şeyden hep bahsediyor. Hep tabii anlamla ilgili yani kitap mutlaka okuyun eğer okumadıysanız. Benim için bu şeydi, çok böyle büyük bir ailede büyüdüm ben. Çok mutlu ve böyle curcuna bir aileydi. Yani dayılar, halalar, teyzeler, kuzenler. Yani bizim evimiz hep böyle 20 kişiydi. İşte mangallar yapılır, işte hep beraberiz vesaire. Bazen hırgür ama o hani hep mutlu, böyle birbirini seven insanlarla büyüdüm. Sonra bir gün 32 yaşındayım. O zaman New York'tan yeni taşınmıştım Türkiye'ye. Ve şöyle yine çok uzun çalıştım gecelerden birinden sonra. Ertesi gün ofise geldim. Dedim ki ben 10 sene sonra ne yapıyor olmak istiyorum? Ya böyle çalışmaya devam edersem
iki tane opsiyon olabilir. Ya böyle çok başarılı bir iş kadını olacağım günün birinde ama yalnız olacağım, bir yuva kuramamış olacağım. Yani geldiğim aileye benzer bir yuvam olmayacak. Ya da daha az başarılı bir insan olmayı seçeceğim ve o mutlu yuvam olacak. O iki resmi 10 sene sonraya projekt ettiğimde, ki şu an tam o 10 sene sonrayım, 42 yaşındayım. O zaman çok netti benim için o karar. Yani aile her şeyin ötesindeydi. Ve şeye gittim. O zaman McKinsey'nin ülke direktörü sevgili Onur Genç'ti. Buradan da onu tebrik ediyorum. Bu hafta şey açıklandı. BBVA Bankası'nın global CEO'su oldu. Çok gurur verici bir olay bence Türkler için. Onun odasına girdim. Dedim ki Onur, ben dedim dayanamayacağım, şey yapamayacağım. Benim bir izin almam lazım. Hayrola Derya dedim, ne kadar izin alacaksın? Dedim bilmiyorum yani bir süre gitmem lazım. Ne zaman gelmeyi düşünüyorsun dedi. Vallahi Onur koca bulunca geleceğim dedi. Uzatma lafı dedi. Meskin tarihinde bir ilk diye. Onur önce güldü. Sonra bana baktı, ben gayet ciddiyim. Sen ciddiysin dedi. Çok ciddiyim. Ve gittim 6 ay eşimle tanıştım, geri döndüm McKinsey'e. Ama konu orada gerçekten koca bulmaktan çok aile kurmak, bir yuva kurmayı iş hayatımın ötesine koyabilirim. O benim için çok netti. Aslında burada sizin anlattığınızdan da yine benim için güzel öğretilerden biri, yine YGA'da da yapmaya çalıştığımız, YGA'da da donanımın biz geliştirmesine çok önem veriyoruz. Hı hı. Ama bunu yaparken aslında gönüllülerin ve buradaki gençlerin anlam bulabileceği projeler üzerinden yapmasına önem veriyoruz. Hı hı. Ve o yüzden belki de kıymetli. Buradan da aslında şuna geliyorum yine az önce anlattıklarınızdan. Eğer az önceki hikayeleri dinlemesem, benim için şöyle. Derya Matraş, Boğaziçi Elektrik Elektronik'ten mezun oldu, Kolombiya'da master yaptı ve hani hiç ayağına taş bile değmeden McKinsey'e girdi ve çok başarılı bir kariyerde devam etti. Eminim az önceki hikayede olduğu gibi birçok bizim görmediğimiz farklı iniş çıkışlar olmuştur ve buradan sizin çıkarttığınız bazı dersler olmuştur. Buradaki 2500 kişiyle paylaşabileceğiniz, buradaki gençlerle paylaşabileceğiniz bir başarı reçeteniz var mı Derya abla? Var. Ama bu reçetenin yine kredisini kendime alamam. Ben bu sene kendime bir hedef koydum arkadaşlar. Dedim ki bu ülke için yapabileceğim en iyi şey gençlere umut vermek. Özellikle teknoloji, ilim, bilim buna sahiplenmelerini teşvik etmeye çalışmak. O yüzden de bu sene dedim 15 bin öğrenciye konuşacağım. Sizin sayenizde çok çok aştım onu. Ve tabii bu yolculuğa başlamadan önce ne anlatabilirim gençlere? Gerçekten bunca şey yaşadık ama onu formalize etmeden de anlatmak çok zor oluyor. O yüzden benim ekibimdeki sevgili Kaan Camgöz, sana da selamlar. Kaan'la beraber oturduk. Biz böyle herhalde bir 50'ye yakın üniversite mezuniyet konuşması, yani başarılı insanların yaptığı mezuniyet konuşmaları, mutluluk üzerine, başarı üzerine yazılan, çizilenler, hepsini okuduk, dinledik ve onu böyle bir formül haline, bir reçete haline getirdik. Burada üç tane önemli şey var. Birincisi, hayat amacını bul. İkincisi, pes etme. Üçüncüsü, sıkı çalış. Yani bu hayat amacını bulmak, işte anlam zaten, aslında anlam ve amaç arasında da bir şimdi şey paylaşmak istiyorum. Her şey oradan başlıyor. İşte o zor günlerde de bizi götüren, yani bize o enerjiyi de, o tutkuyu da veren her şey o amaçta. Ben uzun yıllar Barcelona'da yaşadım. Picasso'nun şehri biliyorsunuz Barcelona. Picasso'yu çok çok severim. Ama yani kübizme olan aşkımdan değil, yani onu da seviyorum ama o kendi arayış hikayesi bana çok ilham vermiştir hep, kendine arayış hikayesi. O yüzden onun bir sözünü paylaşmak istiyorum ben. Picasso, önce İngilizcesini paylaşacağım, sonra Türkçesini söyleyeceğim çünkü o tam kelimelerin karşılığı yok. The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Yani hayatın anlamı, yeteneğini, hediyeni bulmak. Hayatın amacıysa onu insanlığa hediye edebilmektir diyor. Bu gerçekten de öyle. Yani şu anda bir amacımız yok, anlam bulamıyoruz. Çok normal. O bir süre sürecek ama ondan sonra da bunu insanlığa hediye etmek için çalışmak. İşte o hayat amacını gerçekleştirmek oluyor. İlki bu. İkincisi, zorluklar karşısında pes etmemek. Valla hayat çok uzun bir yol arkadaşlar ve hep güneşli günler olmayacak. Yani çok fırtınalar olacak bu hayatta. Ve bizim başarı çizgimizi belirleyen şey o güneşli günlerde nasıl performans gösterdiğimiz değil,
o fırtınalardan nasıl çıktığımız, fırtınalardan o gemiyi sağ salim güvenli bir limana sokup sokamamamız, yaptığımız hatalardan öğrenerek ve daha güçlü olarak ayağa kalkıp kalkamamamız, yani hayat böyle yüzümüzün ortasına tuğlayla vurduğunda bundan ne anlam çıkardığımız, kendimize ne anlam kattığımız olacak. Bu gerçekten işte ama en zor, en karamsar anlarımızda da kendimize o amacı hatırlatmamız lazım. Ben niye bunu yapıyorum? İşte Viktor Frankl da onu diyor. Diyor ki bizim şeyi değiştiremeyiz diyor. Hayatta suffering, yani acı var hayatta ve kontrolümüzde değil. Değiştirebileceğimiz bir tane şey var. Acıyla olan ilişkimizi değiştirebiliriz diyor. Acıyı nasıl handle ettiğimizi değiştirebiliriz. O zaman kendi hikayemizde bir victim, yani bir mağdur olmaktan çıkıp kendi hikayemizin kahramanı olmaya başlarız. Ve süremiz bitti. Işıkları kapatırım diye tehdit geliyor hocam. Lütfen peki. evet, yani o yüzden bunun üzerine çıkmak çok önemli. Sıkı çalışmakla ilgili de son olarak şeyi paylaşayım. Çok sevgili Aziz Sancar'ın bir sözünü paylaşarak öyle kapatalım. Diyor ki çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi ayıran emektir. Ben çok çalışmaya inanıyorum diyor. Ve başarılı insanların da gerçekten bence en büyük ortak noktası çok çalışmak. Çok da çok. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Derya abla, benim de aslında bizim YGA'da yine çok inandığımız bir söz var. Yani bir Afrika atasözü sanırım. Diyor ki eğer uzağa gitmek istiyorsan, birlikte hızlı gitmek istiyorsan yalnız git. Daha çok kısa bir süre önce sizinle tanıştık. Ama hayal ortaklığınızla hem uzağa hem de hızlı gidilebileceğini bize gösterdiniz. Çok teşekkür ederim. Üstelik ben teşekkür ederim. Ailesi için Kolombiya'dan dönen Derya abla şu anda buraya katılabilmek için Londra uçağını erteledi ve çocuklarını bekletiyor. Bunun için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok öpüyorum. Görüşürüz.